İtibar etmeyin. İtibar etmeyin asla. Asla itibar etmeyin. İnançları, siyasetini alet edenlere de asla itibar etmeyin. Efendim siyasete girerken sadece yüzüğüm vardı, şimdi gökdelenlerim var. Olmaz, olmaz bunlar, olmaz. Kul hakkı yemek en büyük günahtır bakın. Yüce Yaradan ne diyor? Her türlü günahla gelin affederim ama kul hakkıyla karşıma gelmeyin. Kul hakkıyla gitmeyin. Kul hakkı eğer yenmeyecekse, kul hakkı yiyenlere oy vermeyeceksek ve biz inançlı insanlarsak oturup bunu düşünmek zorundayız. Oturup düşünmek zorundayız. Siyaset aynı zamanda vatandaşına hesap vermek demektir. Yani siyasetçi hesap veren konumdadır. Siyasetçi hesap vermiyorsa bilin ki başka bir şeyler yapıyor. Siyasetçi niye hesap vermesin? Görevi ne? Ben şunu 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 yapacağım diyecek. Güzel. Vatandaş da oy verecek. Yapmadıysan vatandaş hesabını soracak. Siyasetçi de onun hesabını verecek. Yeni bir siyaset kültürünü başlatmak zorundayız. Yeni bir siyaset anlayışını başlatmak zorundayız. Bakın o kadar ayrıştık, o kadar kamplaştık ki neredeyse birbirimize düşman olduk. Ya niye düşman oluyoruz? Aynı coğrafyada yaşıyoruz. Aynı suyu içiyoruz. Aynı havayı teneffüs ediyoruz. Niye kamplaştık? Niye kavga ettik? Neden bu kadar kamplaşma ve kavga oldu? Buradan kesinlikle çıkmamız lazım. Buradan çıkmamız lazım. İnsana saygı duymamız lazım. Bütün canlılara saygı duymamız lazım. Kainata saygı duymamız lazım. Unutmayın, Yüce Yaradan kainatı da adalet üzerine inşa etmiştir. Ve biz bu büyük adalet kavramını içselleştirmezsek ne siyasette ne de başka bir yerde adaleti tam olarak sağlayamayız. Türkiye'nin itibarı, elbette Türkiye'nin itibarlı bir devlet olması lazım. Türkiye zengin bir ülke, kalkınan bir ülke ve Türkiye'nin bir başka önemli rolü daha var. Bütün mazlum milletlere örnek olan bir Türkiye. Çünkü biz Milli Kurtuluş Savaşı verip bağımsızlığımızı kazandıktan sonra bütün mazlum milletler Türkiye'yi ve Gazi Mustafa Kemal'i örnek aldı. Onlar da bağımsızlık mücadelesi verdiler. Biz cumhuriyetimizi kurduktan sonra onlar da cumhuriyetlerini kurdular. Biz örnek olduk. Çünkü biz bu konuda bütün mazlum milletlere örnek olmak zorundayız. Ve bizim en büyük hasletimiz mazlumun yanında durmaktır, zalimin değil. Zalime karşı durmak, zulmedene karşı durmak, mazlumun hakkını ve hukukunu savunmak Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel felsefelerinden birisidir. Bu felsefeyi de özellikle bize katılan genç arkadaşlarıma, yaşlılarıma, herkese duyurmak isterim. Mazlumun yanında durmak. Ve mazlumun kimliğini sorgulamamak, inancını sorgulamamak. Tam tersine haksızlık varsa haksızlığın karşısında durmak. Bu bizim temel felsefelerimizden biri olmak zorundadır. Kadın erkek eşitliği. Kadını ikinci sınıf vatandaş olarak gören bir anlayışa sahip değiliz. Kadınla erkek eşittir. Yüce Yaradan elbette ki bazı farklılıklarımız var ama haklar açısından eşitiz. Ben hangi hakka sahipsem onlar da aynı hakka sahip olmak zorundadırlar. Bunu yaptığımız zaman kadının hakkını da kadına teslim ettiğimiz zaman yeri geliyor efendim cennet kadınların ayakları altındadır. Güzel bu kadar yüceltiyoruz. Gayet güzel. Peki kadına niye ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapıyoruz? Dolayısıyla kadın erkek eşitliğini sağlamamız lazım. Ve de kadınların haklarını teslim etmemiz lazım. Çocuklarımızın haklarını teslim etmemiz lazım. Bu güzel coğrafyada hiçbir çocuğun yatağı aç girmemesi lazım. Hiçbir çocuğun. Emekli olduğum günde mal varlığımı açıkladım. Devletin nasıl olması gerektiğini bilen birisiyim. Devletin bütçesinden sonraki en büyük bütçeyi yönettim. Bir Allah'ın kulu çıkıp Kılıçdaroğlu şuradan 5 kuruş para kazandı dememiştir. Diyemez de zaten. Diyemez de zaten. O zaman siz devletin varlıklarını yani vergileri vatandaş için harcayacaksınız. Allah nasip ederse aile destekleri sigortasını getireceğiz. Hiçbir çocuğu, hiçbir anne yatağa aç yatırmayacak. Karnı doymuş, gözü pek, rahat, güzel okuluna giden,
Beslenme çantasına şunu mu koyayım, bunu mu koyayım? Bunu bile düşünmeyecek. Kendi evladını besleyemeyen devlet olur mu Allah aşkına ya? Kendi evladının karnını doyuramayan bir devlet olur mu Allah aşkına ya? Bir devlet olur mu? O nedenle ben söylüyorum bazen, şu beşli çetelerden bütün o paraları alacağım, alacağım. Alacağım. Kul hakkı yiyenden o paraları alacağım. Onlar diyorlar ki efendim biz Amerika'ya götürdük, İngiltere'ye götürdük, Almanya'ya götürdük. Alamaz. Bay Kemal o paraların tamamını alacak ve getirecek buraya. Ve tamamını getirecek. İsterse Fizan'a gitsinler, isterse Fizan'a gitsinler. Kul hakkı yemek günahsa ben onun hesabını sormak zorundayım. Kimse alın teriyle kazanmışsa benim başımın üstünde yeri var. Ben birisi varlıklı diye ona asla düşman değilim. Asla niye varlıklı oldun değil. Keşke hepimiz zengin olsak. Keşke hepimizin durumu çok iyi olsa. Ama bir çocuğumuz açsa 85 milyon da aç demektir. Bir çocuğumuz yatağa aç giriyorsa 85 milyon da yatağa aç giriyor. Benim felsefem budur. Herkesin karnı doymalı. Herkesin işi ve herkesin aşı olmalı. Sanayicimiz desteklenmeli. Kim bu ülkede üretim yapıyorsa, ya çiftçinin zarar ettiği bir düzen olur mu Allah aşkına ya? Çiftçi zarar ediyor. Dışarıdan buğday al, dışarıdan arpa al, dışarıdan pamuk al, dışarıdan mercimek al, dışarıdan et al, dışarıdan canlı hayvan al. Ya bu bereketli toprakları niye ekemiyoruz arkadaş ya? Neden ekemiyoruz? Hepsini düzelteceğiz. Allah'ın izniyle göreceksiniz, hepsini düzelteceğiz. Bu memlekete huzuru, bu memlekete bereketi getireceğiz. Bizim belediye başkanlarımıza diyorlar ki seçimlerde, değil mi Sayın Başkan? Sakın CHP'li belediyelere oy vermeyin. Ne olur? Gelirse sosyal yardımlar kesilir. Hatta başkan süt sözü vermiştim. Hanelere süt vereceğim, fakir ailelerde hanelere süt vereceğim diye. Bir gün aradan bir süre geçti. Başkan ikinci seçimi de kazandı, geldi, oturdu ve iktidar sahipleri başkanı eleştirdiler. Hani sen süt vereceksin, vermiyorsun diye. Oysa başkan aylardır süt dağıtıyordu. Ama hangi felsefeyle? Sağ elin gördüğünü sol el görmeyecek. Bu felsefeyle dağıtıyordu. O nedenle bizim felsefemiz onlara benzemez. Biz insanların haklarını istismar etmeyiz. Bana oy versin vermesin, CHP'ye oy versin vermesin, birisi haksızlığa uğrarsa ben onun yanında olmak zorundayım ve onun hakkını ve hukukunu savunmak zorundayım. Toplumu bir araya getirmek, farklılıkları zenginlik kabul etmek. Ben Urfa'nın hoyratını da seviyorum. Ben Diyarbakır'ın oyun havalarını da seviyorum. Karadeniz'in oyun havalarını da seviyorum. Ege'nin efelerini de seviyorum. Ya bunlar bizim kültürümüz zaten. Bizim kültürümüz zaten. Bu bizim zenginleştiği, gelir sahibi olduğu, iyi bir yaşam standardı yakaladığı güzellikleri hep beraber getireceğiz ülkemize. Aramıza yeni katılan arkadaşlarım için özellikle bütün bu ayrıntıları verdim. Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay bir şey değildir. Doğru adam, düzgün adam, vatandaşlar arasında ayrım yapmayan, herkesi kucaklayan bir felsefeye sahip olmak zorunda Cumhuriyet Halk Partililer. Yeri geldiğinde öz eleştiri yapmaktan da çekinmeyen, bizim hatalarımız varsa hatalarımızla da rahatlıkla evet ya biz burada hata yaptık diyebilen ve hatadan dönmeyi de erdem kabul eden bir siyaset anlayışıyla yola çıkmak zorundayız. Hepinize yürekten teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun, var olun. Yeni katılan arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ederim. Hepinize tekrar selamlarımı, saygılarımı ve şükranlarımı iletiyorum.